Evet, devralısı programında birlikteyiz. Erman Toroğlu'yla ile beraber Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçının ilk 45 dakikasını değerlendireceğiz. 0-0 beraberlik var hocam. İlk 45 dakikada söylenebilecek çok fazla şey yok. Aslında Beşiktaş ilk 15 dakikada çok daha etkili. Larin ve Abubakar'la pozisyon bulan bir görüntü değil. ilk yarı boyunca da oyunun ve maçın hakimi Beşiktaş ama o ilk 15 dakikadaki biraz daha ceza alanına yakın ataklar. Sonraki bölümde Malatya yarı sahasında oynamaya ama tehlikeli bölgede o denli fazla görünememeye döndü. Yani çok kaliteli bir maç olduğunu söyleyemeyiz. Yeni Malatya Malatyaspor bütünüyle oyunu kendi yarı sahasında kabul ediyor. Ofansif anlamda da hani kendi yarısı aslında kabul edip böyle tehlikeli kontrataklara çıktığını söylemek de çok mümkün değil. Onların oyun planı bu şekilde. Beşiktaş da o yeni Malatya Spor'un kalabalık savunması arasında boşluk bulmaya, pozisyon üretmeye çalışıyor. Ama 2-3 defa bunu başarabildiler. Orada da sonuç alamadılar. Nasıl gidiyor maç? Nasıl şekillenebilir bundan sonrası? Yüzde kaç, yüzde kaç toplu oynama? Hemen bakalım. Şimdi arkadaşlarım, arkadaşlarım şimdi verdi, veriyorlar. Geldi. 77'ye 23 hocam. Onu özellikle istedim. 77'ye 23. Köşe vuruşu yok zaten yeni Malatya Spor'un. İkili mücadele de %60'a ya %40. Yani e, ikili mücadeleye de çok fazla girmiyor. Hele İlk 20-25 dakika hocam daha da düşüktü o %40'tan. Yani topu sadece uzaklaştırıyor. Yani tekrardan top gerisin geri, orta sahadan geri geliyor. Yeni Malatya yani dandun uzaklaştırma şeklinde gitti bir 25 dakika falan. Şimdi güzel anlattın. Anlattın da. Şimdi Malatya Spor dandun vuruyor evet, güzel. Evet. Peki bu Danduna Beşiktaş ne yapıyor abi? O da Danduna Dundan yapıyor. Yani şimdi fazla topla oynuyor Beşiktaş tamam. Malatya Spor hani Malatya neye neyi meşhur? Kaysisi. Malatya'da kayısı var hocam. Kayısı meşhur. Şu anda çok güzel yenecek kayısı pozisyonunda ama Beşiktaş o kayısıyı yiyemiyor. Şimdi kayısı hazır biliyor musun? Kayısı diyor ki sen bana bir gol at. Sen bana şöyle gol atarsın diyor. Kenarlara inersin, çizgiye inersin diyor, sabredersin diyor. Verkat yaparsın diyor ortadan. Bana penaltı pozisyonu olur diyor. Bana firkik yaratırsın Şuraya diyor. Bak hocam, diyor hocam, da denemesi yok mu yenim alacağım? Deneme diyor da, yok. Hocam deneme. Hocam diyor da öbür tarafta ne var? Ya tamam biri bir türlü oynuyor, biri hiç oynamıyor, biri hiç oynamıyor. Biri hiç oynamıyor. Ben ilk hocam, defa ben bu kadar. Böyle ben ilk şey defa bu liste. <gülüyor> <gülüyor> Şuraya bak. Ya hocam ben ilk defa böyle bir maç seyrediyorum. Yani zavallı Şu, top oynayan. Hocam. Bak bunu kasıtlı söyle Sen şimdi anlattın anlattın da. Zavallı top oynayan, zavallı futbol oynayan bir takım seyrediyorum. Malatya'cı bu. Bunu bilerek mi yapıyorlar, bilmeyerek mi yapıyorlar. Şimdi bunu Malatya yapıyor da Beşiktaş ne yapıyor? Bana Beşiktaş'ın ne... Şimdi bu hazır. Bunu görüyoruz. Evet. Peki Beşiktaş buna ne yapabilir? Şimdi Beşiktaş'ın sen orta sahadan diklemesine ceza alanına girerken ver kaç yaptığını gördün mü? Bin iki kere ancak. Hangi topçu yapacak? Yani orada Oğuzhan'ların şey Abu Bakar üçlemesi olabilir. Abu Bakar'ı sayma. Abu Bakar'ı oradan çıkarırsan tehlike tam biter. Abu Bakar'ı bir defa araya sokacaksın. Bir. Şimdi eğer ikinci yarı bunu şey yapmak istiyorsan duvarı yıkacaksın. Duvarı nasıl yıkarsın? Abu Bakır'ın yakınına larını sokarsın. Kenarda layıç var hocam. Bak, bak şimdi oraya geleceğim. Şimdi buraya layıç diye bir adam lazım. Niye? Ara topu yapacak, verkaç yapacak, şut atacak, topu kenara atacak, topu çok kenara döndürecek. Şimdi Abu Bakar ortada çitlendi kaldı. Şu olur Abu Bakar ancak sekerse bekerse atacak. Veya veya penaltı yapacak Maratya şeyi defansı. Çünkü 2-3 defa penaltı yapma şansı doğdu. Yapamadılar. Birinde atta kendini atardı sol içerinden girdiğinde. Şimdi Beşiktaş topçular da öyle. Madem öyle oynuyorsun ben senin üzerine oynarım. Defansın. Cezaların üzerinde üstüne giderim. Sen bana ya penaltı yapacaksın ya bırakacaksın. Çünkü ceza alanı içinde oynanmaya başladı. Peki nereye kadar oynarsın Malatya Spor? Mutlaka i̇lla gol yememe lazım. Edeceğim. Ya kardeşim büyüklerle oynarken İstanbul'da 0-0'a bitirme şansı %2, %5, %10 değil. 0-0, %10 değil. Sana bir tane atar, yerleştirir büyük takımlar İstanbul'da. Sen ancak iki tane atarsan puan çıkarabilirsin. Bir tane atarsan da puan çıkarma şansın zor. Bak 0-0'a çok zor, bir tane de atsan çok zor. En az iki tane atman lazım İstanbul'da üç büyüklere. Şimdi Beşiktaş takımı ne yapacak? İkinci yarı zorlayacak. Ha. Malatya kontra daha çıkamıyor. Tabi. Bir tehdit Şimdi yaratamıyor sen, ki. Sen Beşiktaş takımını ya ailecek üstüne çekersen abi yani Beşiktaş takımı hep hücuma yönelik oynuyor. Biraz defansa yönelik oynasa yorsan Beşiktaş'ı yoramıyorsun. Bu nasıl bir Malatya Spor abi ben onu anlayamadım. Ben ilk defa bu kadar zavallı top oynayan bir takım seyrediyorum İstanbul'da. Zavallı top oynayan zavallı futbol oynayan. Ayıp ya bu. Bu nedir bu abi? Oynamayın ya. Şu hücum verilerini bir kez daha verebilir miyiz arkadaşlar lütfen? Ya sıfıra sıfır elde var sıfır. Hocam şut sıfır. Doğal olarak isabetli şut sıfır. Şut pası yok. Beşiktaş ceza sahasında bir kez topla buluşmuşlar. Ve Beşiktaş 24 defa rakip ceza sahasına girmiş ama onlar da oralarda dolan çünkü o kadar savunma geriye yaslandı ki. Hocam savunma geriye yaslandı da savunmayı açarsın. Akıllı top oynarsan açarsın. Telaş etmeyeceksin. Bir koca 45 dakika var. Ver yapacaksın Üzerine top süreceksin. Foul yaptıracaksın. Penaltı yaptıracaksın. Ya bunun imkanları var Beşiktaş takımında. Onu yapmıyor Beşiktaş takımı. Yani Malatya bunu yapıyor. Tamam Malatya bu kadar. E sen ne kadarsın? 24 defa girmişsin. Eee? Netice? Bir tane insabetli şut Hatice? Var. Yok. Hatice yok. Yok. Netice? Netice de yok. Hatice de yok. Yani sen böyle bir takıma böyle bu tarz oynamaman gerekir. Haftayımda Sergen ne yapar tabii ben de merak ediyorum. Yani bir tane Beşiktaş'ta şu ana kadar ilk yarı oyun lideri yok. Yani takımı yönlendirecek, topu alacak, sağa sola yollayacak olsan var diyorsun, olsan yok. Şimdi Laiş başlarda hiç... o tip adamların çıkması lazım. Değil şimdi Laiş kenarda. Mensah o... var kenarda ama o, tip. o da hastalıktan çıktı tabi, Bilmiyorum. Acil bir şey yapması lazım. Başka türlü çözemezsin. Yani şimdi güven almaya kalksan bu sefer üçlü oynayacaksın. Lerin uzun boylu adam. Lerin kenara giriyor. Lerin ortada iş yapar. E ortada da adamın var. Onu da çıkaramıyorsun. Yani Sergen'in bu işe bir hal çaresi bulması lazım. Aslında bu tip takıma da kolay biliyor musun? Çünkü çıkmıyor. Yani Ama maç Laiç'i çağırıyor değil mi hocam? Çağırıyor. Çağırıyor da yani ne yapar tabii Sergen burada neyi düşünür? Tabii bu oyuncularla oynayan Sergen. Karşıyı yıkamıyor, şey yapamıyorsun, açamıyorsan yıkacaksın. Ama daha o pozisyonda değil. Yani o 70'ten sonra olur. Ama yani Malatya ne kadar dayanır onu da merak ediyorum. Ya dayanamazsın. Hani... Bu tarz futbol lan bitiremezsin hocam. Bitiremezsin ya. Bir söz var ya bu güneşe kar dayanmaz ha, el diye. Bitiremezsin. Ha, Beşiktaş da gereğini yapmıyor. Ha. Biraz gereğini yapan takım maymun yapar bu Malatya'yı. 20. dakikada maymun yapardı bu Malatya'yı. Sağdan soldan estrafim çıkarsın. Yani. Ama ağır döndürüyor Beşiktaş. Bak Beşiktaş rakip defansı sağdan sola soldan sağ ağır döndürüyor. Çabuk döndürürsen defans yerini kaybeder hoca. Bir sağdan gidersin alamadın sola. Orta attığın zaman defans, yön değiştirdiğin zaman pozisyonunu kaybedersin. Ben senle oynarken arkayı döndüğümde seni ben kaybederim, bulamam. Beşiktaş da ağır oynuyor. Rakip savunmanın pozisyon almasını sağlıyor. O da onun gibi oynuyor yani. Karşıdan, cepheden oynuyor. Bu kadar kalabalık adama cepheden gelme. Mümkün olduğu kadar çizgi. Yani iki tane adama diyecek ki Sergen, kardeşim biriniz sağ çizgiye, biriniz sol çizgiye. 10 metre girerseniz ayaklarınızı kırarım. 15 dakika sonra maç çözer. 15 dakika sonra. Girmeyeceksin abi. Birini en sağ çizgiye, birini en son çizgiye at. İşi bitirirsin. Maymun yaparsın rakip defansı. Ama çabuk oynayacaksın. Ağır oynuyor Beşiktaş. Yani sen şimdi rakibi anlattın da Beşiktaş'ı anlatamıyorsun. Yani bu takıma Beşiktaş'ın çoktan bitirmesi lazım. Hoş bir sıfırdan sonra zaten çözülecek. Çünkü bitiremeyeceksin sıfır sıfır. Tabii. Yani mucize. Yüzde üç, yüzde dört, yüzde beş, yüzde altı değil. Golü yersen mi çıkacaksın Malatya? Nasıl bir takımsın anlayamadım. Yani Fofana gibi, Olcay Şahan gibi, Hadebe gibi oyuncular var. Hamza Hoca, Hamza Hamzaoğlu onları kenarda tutuyor şu anda. Bilemiyorum. Ha, Örneğin Fofana, İlk şöyle e, Konya'dan oynayayım. da biliyoruz. E, hani ofansif etkinliği ve savunma arkasında kaçışları etkili olabilen bir oyuncu. Şimdi bir bakıyorsun. İki oyuncu bu da Malatya kadrosu bu arada. Şimdi bir bakıyorsun iki oyuncu değişikliği. Allah Malatya geliyor lan gurlun gurbeştaşın üstüne. Ne dersin olur mu? Yani şu kadro ya müdahale lazım. Yani Kubilay da çok etkisizdi. TT de öyle. Koeva bir şey yapamadı. Bilemiyorum yani. Beşiktaş'ın kadrosunu da alabilir miyiz lütfen? Peki bana ilk 45 dakikada sahanın içinde bir tane adam söylesene. Yani şu adam iyiydi. Şu adam etkiliydi. Söylesene bana bir tane. Bulabilecek misin? Yani çok öyle ön plana çıkan bir adam olmadı hocam. Evet. Yani ben zaten ön plana çıksa tabela böyle olmaz. Tabela bu şekilde olmaz. Zaten savunmaya hiç iş düşmedi. Zaman zaman Ensakala ve Rosi'ye hani o bölgeyi kullanmaya çalıştılar, ileri çıkmaya çalıştılar ama e, Rosi'ye mesela geçen maç kadar etkili değildi bugün. O seviyede değildi yani. E, Oğuzhan'ı ben çok hazır görmedim. Doğru kal Atiba. Yani e, bilmiyorum bir hamle gerekiyor hocam. Şimdi buradaki şey. hikaye biliyor musun hocam? E, futbolda hep işte yıllar sonra tabii şimdi değişmeye başladı. E, fiziksel 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 tamam da kimyasal. Hı. Adam geçen futbolcu var mı çalım atıp bir tane? E, Adam eksiltemedim mi? Var mı? Geçmiş olsun. Bana şuradan şöyle şu futbolcu adamın üstüne gitti çalım atar girer içeriye. Yani Oğuzhan onu yapabilecek bir oyuncu ama Atiba da hani yapabilir belki. Ama Oğuzhan orada. Atiba Atiba abi öyle, öyle adam sayıyorsun ki bana. Çalım atacak çabuk adam var mı abi bana saysana iki takımdan da şu anda kadroda. Sen adam Zor. geçecek adam yok ya. Arıyoruz yani. Ceza Cezaların civarında çalım atıp bire bir adam geçecek. Verkan çabucak adam yok. İyi Oğuzhan yapar bugün öyle iyi durumda değil. Oğuzhan ne zaman iyi oldu ki iki senedir? Bakıyorum kenarda... iki mesela... senedir Oğuzhan'ın sen iyi olduğunu gördün mü? Hani bugün kötü diyorsun yani i̇şte bugün iyi değil. Kiralık ne yetti, zaman yani? Döndü daha toparladı falan dendi ama... Nerede abi? Nerede ya? Bana Oğuzhan'ı söylesene. Şöyle bakıyorum oyuna girecek gibi hazırlanan var mı diye. Layıç'ı Mensa'yı falan görüyorum ama hani oyuna girme hazırlığı gibi gelmedi bana o. Normal 5'e ee, 2 e falan yapıyorlar ortada. Şeyi merak ediyorum. Yapıyorlar yani Malatya Spor Teknik Direktörü ne yapacak Gincer'e? Olcay Şah'ını gördüm kenarda. Eski takım arkadaşlarıyla konuşuyor. Onun dışında hani Malatya tarafında da bir hamle yok. Onlar aynı oyun planıyla devam edecek mi? Hangi oyun planı ya? Ne oyun planı? Yani Orada Çanakkale geçilmez. Ya. Langur Lungur'da vuruyorlar abi. Öyle ver Şanakkale vuruyor. geçilmez hocam. Nerede Çanakkale? Şanakkale Çanakkale de değil bu ya. Ya böyle bir rezalet futbol olur mu ya? Ne oynuyor abi Malatya Spor'un bana mı? Oynadığını söyle ya. Bak Malatya Spor bunu oynarken Beşiktaş bir şey yapmıyor. Şimdi galip gelmesi gereken takım Beşiktaş öncelikle. Hani Beşiktaş'ta ona ışık tutacak bir şey var mı? Bana sorsana. Ha hani olur? Bir buradan sonra işin rengi değişir olursa. Örneğin Başakşehir bugün kazandı. 10 puan yaptı o kötü başlangıçtan. Ard arda, arda yeni ilgilerden falan Hocam, sonra. Başakşehir'in kadrosuyla Beşiktaş'ın kadrosu ile Beşiktaş kadro arasında bayağı büyük fark var ya. Bir baksana şimdi iki tarafın kadrosuna baktığın zaman hocam arada yani şeşiyek ya. Şeşiyek'i biliyorsun değil mi? <gülüyor> ha? <gülüyor> Hadi. Hadi. yek demeyeyim de dü diyeyim. Veya sek diyeyim. Ha? Başakşehir ile Beşiktaş kadrosunda büyük fark var abi. Evet biz yavaş yavaş toparlayacağız. Ama Paris Saint Germain'den de Başakşehir arasında büyük fark var hocam. Herhalde. <laughs> Hafta içinde bir de oradan çıktı ona rağmen. O zaman? Bugün önemli bir deplasman galibiyeti. O zaman Paris Saint Germain'den arasında. Malatya arasındaki fark ne kadar? Onu hiç düşünmeyelim hocam. <gülüyor> <gülüyor> yavaş yavaş oyun alanına dönüyor takımlar. Yapalım, ha? Hocam düz mantık. Ee, i̇ki takım şöyle bir bakıyorum değişiklik var mı diye. Görebildiğim kadarıyla henüz... Devran oyuncuları arasında Ben merak ediyorum bir takım, takım oyunda ne konuşacağız hocam Var hocam güzel malzemeler var Var mı? Var var güzel malzemeler magazin var Magazin filan vardır ha? Var bir şeyler hocam Var bir şeyler. Var magazin yaparız Güzel bir şeyler, bir şeyler var hocam. Peki Ben size yemek tarifleri filan anlatayım <laughs> Peki sözü Skorboard'a bırakacağız Ulan, ve Bu futbola yemek tarif bile olmaz Skorboard'dan sonra takım oyununda birlikte olacağız efendim ee, Buluşmak üzere